Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanmış olan 10. sınıflar için yazılı soru örneklerini çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk sorumuz bir çok sorusu. Bir türde aynı karaktere ait allel sayısının 2'den fazla olmasına çok alellik denir. Allel sayısı kaç olursa olsun diploid bir birey bu allellerden sadece ikisini taşır. Bu allellerden biri anneden, diğeri babadan aktarılır. Bir türde A özelliği 4 allel ile B özelliği ise 2 allel gen ile kalıtıldığına göre A ve B özellikleri ile ilgili oluşabilecek genotip çeşidi sayısını hesaplayınız demiş. Arkadaşlar genotip çeşidi sayısını hesaplamamız için çok allellik sorularında n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanıyoruz en yerine de alel gen sayısını yazıyoruz. Hemen bakacak olursak A karakteri için de A özelliği için 4 tane alelim var. Dolayısıyla 4 çarpı 5 bölü 2'den cevabım 10 çeşit genotip olacak. B için bakalım. 2 tane alelim var. 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 çeşit olacak. Ancak bu iki özellikle alakalı dediği için arkadaşlar 10 çarpı 3'ten 30 çeşit genotip olacak. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre numaralanmış bireylerin genotiplerini yazınız demiş. Arkadaşlar bu sorularda aslında önce AB bakımından incelemek, daha sonra RH bakımından incelemek belki daha rahat olabilir bizim için. Şimdi bir numaralı bireyimiz B kan grupluymuş. Ancak BB B mi B0 mı bilmiyorum. 2 numaralı bireyimiz A kan grupluymuş. AA mı A0 mı bilmiyorum. Yine 3 numaralı bireyim A kan gruplu. AA mı A0 mı bilmiyorum. 4 numaralı bireyim 0 yani çekinik arkadaşlar fenotipli. Dolayısıyla ben bunun 0 0 olduğunu kesinlikle biliyorum. Bir bireyin genotipi AB ise fenotipi de zaten AB'dir aynıdır. Yani da AB olduğunu biliyorum. Burası B kan gruplu BB mi B0 mı bilmiyorum. Şimdi tek tek kontrol etmem lazım. 4 numaralı birey 1 ve 2 numaralı bireylerin çocuğu olduğu için arkadaşlar 0 geninin birini anneden birini babadan almış olmak zorunda. Dolayısıyla 1 bir numaralı birey B0, 2 numaralı birey A0'dır. 3 numaralı bireye bakıyorum. 3 numaralı bireyin annesinden yani 1 bir numaralı bireyden A karakteri alma şansı yok. Dolayısıyla A karakterini babasından yani 2 numaralı bireyden almıştır. Dolayısıyla arkadaşlar babadan bir karakter aldığı için anneden de almak zorunda. Anneden B alırsa kan grubu AB olurdu. Dolayısıyla annesinden de sıfırı almak zorunda. Buradan da A0 olduğunu görebiliyoruz. Hemen 5 numaralı bireye bakalım. 5 numaralı bireyin annesinden yani 4 numaralı bireyden B kan grubu B antijeni alma ihtimali yok. Dolayısıyla demek ki bunun babasından aldığını görüyoruz arkadaşlar. Annesinden de mecburen 0 genini almak zorunda. Bunun da 0 olduğunu, B0 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi pozitiflik negatiflik bakımından bakalım. RH pozitifmiş yani büyük R diyorum ama bilmiyorum homozigot mu heterozigot mu? Yine pozitifmiş büyük R diyorum bilmiyorum. Negatifmiş küçük R küçük R olduğu kesin. Negatifmiş yani çekinik küçük R küçük R olduğu kesin. Yine bu da negatifmiş küçük R küçük R olduğu kesin. Burası pozitifmiş büyük R büyük R mi büyük R küçük R mi bilmiyorum. Yine kontrole gidiyorum. 5 numaralı birey küçük r geninin birini annesinden birini babasından almış olması gerekir. Dolayısıyla buranın heterozigot olduğunu görebiliyorum. 4 numaralı birey iki tane küçük r geninin birini annesinden, birini babasından almış olması gerekir. Dolayısıyla bunları da bulabiliyoruz. Yani bir numaralı birey B0 büyük r küçük r, iki numaralı birey A0 büyük r küçük r, 3 numaralı birey A0 küçük r küçük r 4 numaralı birey 00 küçük r küçük r 5 numaralı birey B0 küçük r küçük r olacak. Üçüncü sorumuz aşağıdaki soy ağacında eşeye bağlı kalıtılan bir hastalığın fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre bu hastalığın kalıtımının olası aktarılma şekillerini yazınız demiş. Arkadaşlar ilk dikkatimi çeken şey babadan oğula sürekli bir geçiş sağlanmış. Bu taraftaki erkek bireylere bakmıyorum çünkü hasta babanın çocukları değiller. Dolayısıyla bu özellik Y kromozomuna bağlı baskın taşınıyor olabilir ya da çekinik taşınıyor olabilir. Çünkü baskın da olsa çekinik de olsa babadan oğula doğrudan geçecektir. Şimdi X kromozomuna bağlı olarak kontrol edeceğim. Çünkü sorunun kökünde eşeğe bağlı kalıtılan demiş bize. X kromozomuna bağlı baskın taşınıyor olsaydı. Yani erkek birey şu şekilde hasta olsaydı. Erkek birey X genini mutlaka kız çocuğuna verecekti. Dolayısıyla eğer hastalık baskınsa kız çocuğunda bir tane büyük R olacağı için arkadaşlar kız çocuğun hasta olması gerekirdi. Dolayısıyla x'e bağlı baskın taşınma ihtimali yok arkadaşlar. x'e bağlı çekinik taşınır mı diye bakalım hemen. Dolay hemen burada o zaman x büyük r diyelim. Şurayı bilmeyelim. x küçük r y diyelim. Burası da x küçük r y olsun. Burası da x küçük r y şeklinde olsun. Burası sağlıklı olduğu için x büyük r y x büyük r y çekme devam ediyoruz. Evet. Bunlara da x büyük r birer tane koysak sağlıklı oldukları için. Ve soy ağacını kontrol etsek. Erkek çocuk x annesinden alacağı için bu birey heterozigot olabilir ama sağlıklı olabilir. Kız çocuk x'in beni babasından alacak. Babasından küçük r almış ama taşıyıcı sağlıklı görünümlü olabilir. Hemen buraya bakıyorum. Şu kız çocuğunun babası hasta. Dolayısıyla gen almış ama sağlıklı olabilir. Yine aynı şekilde buradaki kız çocuğu büyük reyinin birini babadan birini anneden alacak. Anneden büyük rey aldıysa babadan büyük rey de alabilir. Anneden büyük rey aldıysa babadan küçük rey de alabilir. Her ikisine de sağlıklı birey oluşabilir. Sıkıntı yok. Erkek çocuk x annesinden alıyor. Döndüğüm zaman buranın küçük rey olduğunu görüyorum. Yani son ağacında herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Dolayısıyla x kromozomuna bağlı çekinik taşınıyor. Olabilir. İspinoz kuş türünün dişilerinde ZW ve erkeklerinde ZZ gonozomları bulunmaktadır. İspinoz kuşlarında tüy rengi geni Z geni ile aktarılmaktadır. Aşağıdaki soy ağacında düz tüy rengine sahip ispinoz kuş türleri koyu renkli gösterilmiştir. Buna göre numaralandırmış bireylerin genotiplerini yazınız demiş. D geni büyük D geni çizgili küçük D geni düz tüy rengini göstermiş arkadaşlar. Öyleyse önce şuraya bakalım. Eğer ki Z üzeri büyük D W olursa arkadaşlar çizgili dişi olacak. Z üzeri küçük D W olursa düz tüylü ve dişi bire olacak. Z üzeri büyük D büyük D ya da Z üzeri büyük D Z üzeri küçük D olursa çizgili tüylü erkek bire olacak. Z üzeri küçük D Z üzeri küçük D olursa düz tüylü erkek birey olacak. Hemen bakalım burada çizgili olacak şu dişi çünkü düz tüy rengine sahip olanlar taranmış. düz tüy rengine sahipse o zaman küçük d z üzeri küçük d olacak çizgili tüy rengine sahip dişiye bakıyorum z büyük d w olacak hemen şurada düz dişi düz tüylü dişi küçük d w düz tüylü dişi küçük d w düz tüylü dişi küçük de W v şeklinde olacak. 5 ee, numaralı erkek çizgili tüylüymüş. O zaman bir tane büyük D olduğu kesin. 2 numaralı erkek çizgiliymiş büyük D olduğu kesin. 3 numaralı erkek yine çizgili taralı olmadığı için büyük D olduğu kesin. 4 numaralı erkek çizgili büyük D olduğu kesin. Şimdi burada kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ee, Erkek birey Z'nin birini babadan birini anneden alacak. Babadan büyük D almış çünkü anneden bunu alma ihtimali yok. Anneden küçük D alacak. Hemen 2 ve 3 numaralı bireyleri kontrol ediyorum arkadaşlar. Büyük D'yi anneden almış çünkü babada yok. Babadan her ikisi de mecburen küçük D şeklinde alacak bunları. 5 numaralı bireye geliyorum. 5 numaralı bireyin kız çocuğu küçük D taşıyor. Kız çocuğu e, annesinden W'yi alacak. Babasından Z'yi alacak. Dolayısıyla bu da küçük D olacak. Hemen o zaman bir numaralı yazacak olursak. Z büyük D W. 2 numaralı birey. Z büyük D Z küçük D. 3 numaralı birey. Z büyük D Z küçük D. 4 numaralı birey. Z büyük D. Z küçük de 5 numaralı birey. Z büyük de Z küçük D şeklinde olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Farklı ceviz türlerinin kabuklarının parça sayıları ve eriliklerine göre ait bazı görseller verilmiştir diyor. Buna göre cevizlerdeki genetik farklılıklara neden olabilecek olayları yazınız. Genetik çeşitlilik sebeplerini soruyor arkadaşlar. Bizim bireylerimizdeki genetik çeşitlilik sebeplerinden bir tanesi mayoz bölünmedir ve mayoz bölünmenin içerisinde aslında homolog kromozom ayrılması ve eğer gerçekleşirse crossing over olaylarını söyleyebiliriz. Bunun dışında eşeyli üremede gördüğümüz döllenme olayı genetik çeşitlilik sebebidir. Aynı zamanda her zaman ihtimali olan mutasyonlar genetik çeşitlilik sebebidir sorularımızın çözümleri bu şekildeydi arkadaşlar umarım faydalı olmuştur başarılar diliyorum